Merhaba, ben Okan Buruk desem, yapay zeka yapıyor ya, aslında yakında öyle çekeriz videoları. Şöyle der, biliyorum sen de bana inanmıyordun. Kafandaki tarih neydi? Dürüst ol. Belki de ilk 8 maçın tamamında ilk yarılar berabere bitince haklı çıkacağından emin olmaya da başladın. Allah için Gomis olmasa belki de öyle olacaktı. Ama sen bana güven diye ben hiç durmadım, hep çalıştım. Ankaragücü maçında rakibin kafası içeri girse, Sivas maçındaki tartışmada aleyhime bir karar çıksa ya da ne bileyim İstanbulspor maçında son dakikalarda adamlar atsa, evet. Hepsi seni haklı çıkarabilecek anlardı. Futbol zaten anlardan ibaret, öyle değil mi? Ama işin sonuna gel, 9'da 9 yaptım. Ben haklı çıktım. Elbette şimdilik. Peki bunu nasıl yaptım? Çok çalışarak. Bazı püf noktalarım da var tabii. Derdi ve şunu da söylese çok mutlu olurduk, değil mi? Ufuk Kankaracan sana şimdi onları anlatacak. Kulak ver olur mu diye. Abone olmayı da unutmayın. Başlıyoruz. Güzel insanlar, yapay zekaya geçince buralar daha anlamlı olacak tabii ama emin olun Okan Buruk da dürüstçe konuşsa bunları söylerdi. Nereden biliyorum? Bir sürü şey duyduk ettik bugüne kadar. Ama bugün önemli. Bir de tabii yarın. Şimdi bugüne bakarsak Semih Durası verdi notları her zamanki gibi. En fazla şut çeken takım Galatasaray. En fazla isabetli şut çeken takım Galatasaray. En çok maç başı korner Galatasaray'ın. Efendim ceza sahası içinden en fazla girişim Galatasaray'a ait. Son yenilgi 3 ay önce, bir önceki yenilgi 5 ay önce. En fazla duran top şutu da Galatasaray'ın. Ki bunların yanında tuhaf bir durum daha var. 14 tane topu da direkten dönüyor Galatasaray'ın. Açık ara lig lideri bu konuda da. İkinci Konya'nın 8 direği var, düşün. Neredeyse iki kat fark var. Futbol sever adam niye maç izler? Bu veriler için işte. Yarına ayrıca geliriz. Ama bugün Galatasaraylılar mutlu mu? En önemlisi o. Bunu bekliyor muydunuz peki desem? Ben beklemiyordum derim şimdi. Yalan mı söyleyeceğim? Yani. Bu ters köşe performansın altında bence iki husus çok önemli. Bir, Guardiola ne diyor? Kaliteli futbolcular olmadan fikirlerde, taktiklerde hiçbir işe yaramaz diyor. Icardi iki şutta bir gol atıyor. Şimdi o yokken millet ne yapacağız falan derken Gomis ya. Son baharında kariyerinin ama az ipten almadı takımı. Çünkü gol nasıl atılır biliyor adam. Mertens. Sırf onu merak ettiğimiz için gittik biz Taçan'la İstanbulspor maçına. Değil mi? Zehir gibi pas atıyor. Uzun metrajı var. Döndü o maçta bir de kendi ceza sahası içinden yattı top çıkardı adam. Bu Mertens bir araba laf yiyen adamdı hikayenin başında ki böyle çok adam var. Kerem kendi demedi mi yalan yok dedi, eleştirilerden çok etkilendim dedi adam. Erkan Kutlu ya, onun kadar azar işiten topçu mu var? Ama bak şimdi nasıl. Burada da işte ikinci hususu da söyleyelim. Kimin sözüydü unuttum. Başınızdaki hocaya saygı duymazsanız koyduğunuz hedeflere ulaşma şansınız yoktur. Futbolcular saygı duydukları bir teknik direktörleri varsa onun için oynarlar. Okan Buruk antrenmanlarda 5'e 2'ye katılıyor diye saygınlığı sorgulandı. Ama gerçek o değilmiş işte. Gerçek neymiş? Torreira ailesinden bir kayıp yaşadığında izinlesin git demekmiş. Kendini iyi hissettiğinde dönersin dedi, gerçek oydu. Nasıl oyuncu ama Torreira? Yani. Gerçek Icardi'ye kafa izni vermekti. Oliveira falan ülkesinde tedavi olmak istedi, tamam dedi yine. Kerem dedik, hani bir maçta kötü oynuyor bu. Öbür kanatta Yunus da pek iyi sayılmaz o akşam. Değişiklik tabelası bir kalkıyor, Yunus kenara. Sosyal medyadan bir sürü mesnetsiz eleştiri. Yunus'u alırsın tabii oyundan, Kerem'i alamazsın tabii diye. Bir öğrendim ki Kerem'i yuhalarlar şimdi. İyice geriye gitmesin bizim çocuk düşüncesi varmış arkada. İşte bu, değil mi? Kerem'in performans dibinin gözümüzün önünde olması da iyi oldu bence. Yani oynamadığı bölümde kimse gürültü çıkarmadı, itiraz etmedi mesela. Kerem hariç ki doğrusu da bu. İtiraz etti. Kendisini de yükseltti, takımını da yükseltti. Sadece tabii iletişim ve psikoloji değildi mevzu. Yani basit çözümler üretti, pragmatik çözümler üretti Okan Buruk. Raşit Saic'i sol bekte yerli denedi. İşte Gomis'ten 18 civarı dışında bir şey talep etmedi gücünü korusun diye. Mertens dedik ya skordan yoksun ama ısrar etti, bir maestro kazandı. Savunmayı öne çıkaran Fenerbahçe'ye karşı tahmin edilebilir ama bir o kadar da riskli bir tercihle Barış'ı kullandı. İşte Dübü adam bile ters kanat yaptı vesaire. Sonuç
Fatih Terim, Mustafa Denizli, Holman. Bunlar Galatasaray'ın başında 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi. O isimlerin yanına yazıldı Okan Buruk. 10 yıldır beraber yol aldığı teknik ekibiyle, bir de üstüne İspanyol hocasıyla, Alman antrenörüyle çalışarak, kazandıkça üstüne koyarak, ismini sağlamlaştırarak iyi yol aldı. Ha, sorunsuz mu? Sıkıntısız mı? Tabii ki hayır. Zaten bizim ligde pek de mümkün değil böyle şeyler. Mesela oyun kontrol etmek. Kontrolün sende olması belki de en önemli şey ve Galatasaray zaman zaman kontrolünü kaybedebiliyor. Oyunun belli bölümlerinde işler istediği gibi gitmese büyük sıkıntılar çıkabilirdi. Derbi der şey yolunda gitti mesela. Okan Hoca da dedi ya, yaptığım plan tuttu. Bazen de tutmuyor, tersi olunca da eleştiriliyoruz normal olarak dedi. Evet, bambaşka bir görüntüde ya hoca bu nasıl bir kadro diyebilirdik hepimiz. Ama oyun kurgusu güçlenirse zaten daha yani nereye gideceksin abi? Kurgu bu haldeyken, hafif sıkıntılıyken kaç galibiyet üst üste. Mutlu işte herkes camiada şu an. Muslera ve Icardi'nin varlığı olsun, Abdülkerim'in takıma alışması olsun, rakiplerle aradaki farkı gösteren bu detay performanslarla iyi yol aldı gidiyor işte Galatasaray. Neticede gövdesini iyi besleyen bir takım oldu ki beslemeyenleri de görüyoruz. Takımı vücut dilinden de anlıyoruz bir şeyler, onu da söyleyelim yani. Okan Buruk'la beraber gülümseyen, keyif alan, rahat ama bir o kadar da motive, konsantre bir oyuncu grubu var ortada. Yönetim de sürece ciddi katkı sağlıyor tabii. Yani kaç başkan yöneticisine mesela öyle özgürlük alanı açar ki sınırsızca, değil mi? Erden Timur'u görüyorsunuz. Ankara Gücü maçından derbiye kadarki süreçte de iletişim teknikleri bayağı iyiydi. Hani bu mesleği yapan, yapmaya çalışan biri olarak söyleyebilirim bunu. Yani başkan hatalarından ders alarak geliyorum sözünü de boşuna söylememiş. Belki sıkıntılı başladı her şey ama rayına da oturdu. Ne diyorum özetle? Kadro planlamasında sorunlar oldu, bu bariz. Artı 3 yerliği tamamlamakta çok zorlanıldı. Kadromuz fazla genişlenildi. Tam şöyle dedi hatta Okan Buruk. Haftada bir maç yapıyor olmak bizim için dezavantaj. Çünkü geniş kadromuz var. Bu kadar geniş kadroyu rotasyonlu bir şekilde oynatamıyorum. Bu da oyuncuların gelişimini etkiliyor dedi. Bu öz eleştiriler kıymetli bence. Devam edeyim. Artı 3'te zorlanırken işte Emre Taşdemir'den sakatlanana kadar verim alındı ama. Kazım sakatlanana kadar Kazım'dan verim alındı. Yunus Akgün'den yani çok şey beklenirken hoca onu yetersiz gördü, çekti takımdan. Farklı şeyler denedi yani ama takım çok daha iyi oldu. Barış Alper Yılmaz seviye atladı dedik. Neredeyse dokunmadığı, yükseltmediği yerli oyuncu kalmadı hocanın. Bir tek Yusuf'ta bir gelişim göremiyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda onu da görürüz. Çünkü artık yeteneğini göstermek zorunda. Dedik ki işte artı 3 yerli olayı çok iyi çözüldü. Onu geçti, Fenerbahçe maçında 4 yerliyle çıktı Okan Buruk. Bunu kim bekliyordu? Kimse. Onu geç, Okan Buruk'tan bu dikine performansı kim bekliyordu? Kendi kamuoyunu da şaşırttı ki Florya'da kendini kabul ettirmek için geçen zamanı bir iş performansı için asla küçümsemeyin güzel insanlar. İnanılmaz önemli, az konuşulur ama çok önemlidir. İşte rakibi şaşırtmak, hani başarılı hocaların da önemli özelliklerindendir. Bu şaşkınlığı yaratmak onu yaptı. Büyük maçların tamamında devreye bu girdi. Oyuna hakimiyet, rakibi kendi planlarıyla vurmak, bekleyerek değil oynayarak kazanmak, rakibe mesaj vermek. Bunlar hep şampiyonluk getiren reflekslerdir. Okan Buruk bunu Galatasaray'a şu an kazandırıyor. Yükseliş trendinden göze çarpanlar bunlar. Dediğim gibi tabii övdüğümüz yönetim tavrını, camia elektriğini düşüş sırasında da görmek lazım. Ligin boyu çünkü hala çok uzun. Ve illaki işlerin yolunda gitmediği zamanlar da olacaktır. O da zaten hikayenin yazılımı ile ilgili en net fikri oluşturacaktır. Ona da o zaman bakacağız elbette. Yine de futbolda süreçler kadar anlara inanan biriyim. Yani hafta sonları iyi futbol izliyorsam, coşuyorsam gollerle, maça gitmek için sebep buluyorsam yetiyor. Ben öyle bakıyorum, sizi bilmem. O yüzden Jorge Jesus başlangıcıyla Okan Buruk yükseliş trendini keyifle takip ettim, ediyorum. Çünkü Sokrates'in bir lafı vardı ya hani, futbolda güzellik önce gelir, zafer ikinci sıradadır. Asıl mesele zevk almaktır. Bu sözü referans alırım ben. Anlatabildim mi efendim? En sonunda şunu söyleyeyim, madem böyle bireysel bakış açıma girdim. Milliyet'te haber okumuştu. Okan Buruk diyordu ki yöneticilere, sizden tek bir şey istiyorum. Bana uygun göreceğiniz ücretin %20'sini öz kaynağa harcayın. Oranın ihtiyaçları için bu para kullanılsın. Bir futbol severi olarak da, futbol yayıncısı olarak da teşekkür ediyorum kendisine. Çok kıymetli bir jest bu yaptığı. Bakalım
Hikayenin devamı nasıl gelecek? Hep beraber göreceğiz. Şimdilik keyifle takibe devam.